geldiniz. Kivisel Düşüncelere hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Kivisel Düşüncelere hoş geldiniz. Şimdi Lugano'dayım. Lugano İsviçre'nin güneyinde yer alan küçük bir kasaba. Aslında çok da küçük denilemez ama 600 bin nüfusu var ve İsviçre'nin 9. en büyük şehri. Öğlen 11.30'da otobüsle Milano'dan buraya geldim. Birkaç talihsizlikler yaşadım. Bunlardan birincisi pasaportumu almayı unutmuşum. Sadece oturum izni yeterli olur zannettim kendi kendime. Daha sonra buraya geldiğimde internetim çekmediğini fark ettim. Şu anda internetim yok. Otobüse nereden bineceğim hakkında caddenin ismini biliyorum. Bakalım yani akşam inşallah orayı da bulup dönebilirim. Lugano bayağı güzel bir yere benziyor. Çok düzenli. Böyle şu an cumartesi günü hafta sonu geldiğim için bayağı da böyle kalabalık bir yer. Birazdan şehrin içine doğru şöyle dönüş yapacağım. Gelmişim diyorum ve işte bu. Buraya bastığım zaman konuşuyor. Bayağı İtalyanca konuşulan tek şehri. Cumartesi günü sanırım burada pazar gibi bir şey var. Sokaklarda böyle ıvır zıvır küçük şeyler satıyorlar. İsviçre'lerin meşhur olduğu ıvır zıvırlardan. Arka tarafta bir tane çok yaşlı bir amca vardı. Önünde madalyalar. Hatta tezgahında da iki tane pistol dediğimiz silahtan vardı. Adam herhalde zamanında bir yerlerde savaşmış falan. Öyle bir şeyler anlattı da tam anlamadım. Şu an ara sokaklarda geziyorum. Bir yerin açılış merasimine katıldım. Orada bedava internet varmış. Ondan yararlanarak nerede otobüs durağı var, otobüse akşam nerede bineceğim ona baktım. Otobüs durağını belirleyen bir işaret olmadığı için dönüşüm orayı bulmak biraz zor olabilir. Yaklaşık bir saat falan önce gidip aramayı düşünüyordum. Çünkü onu riske atamayacağım. Saatler var. Saatlerin yanı sıra böyle eski ikinci el antika tarzı şeyler de satılıyor. Örneğin ikinci el dergiler, ikinci el karikatür dergileri, ikinci el plakalar. Şu an mükemmel bir şey buldum. Şu an onu çekeceğim. Lugano'dan Paradiso'ya gitmek için tekne turu varmış. Yaklaşık 2 euro civarında gidiş, 2 euro da dönüş. Ama
Şu anda saatleri bana uymadığı için gidemiyorum. Aslında çok güzel böyle gölün içinden gidiyorsun. Yaklaşık 15 dakika falan sürüyor. 15 dakikada geliyorsun. Buranın ekonomisine göre bence fiyat bayağı iyi. Çok eğlenceli bir şey daha var. Pedallı bisiklet. Ne denir? Deniz bisikleti, göl bisikleti. Biz öyle şeyler diyoruz. Ankara Mogan Gölü'nde var yani. Onlardan. 3-4 kişiliği yaklaşık yarım saati 7 euro civarında. Bir saati de yaklaşık 15 euro. Aslında bir saati daha pahalı, anlamadım. Yani orantılı gitmiyor yarım saatte bir saat. İnsanlar yarım saat giysin diye sandım. Şu anda tek kişi olduğum için bilmeyeceğim. Şimdi Lugano'nun çok büyük, çok güzel bir parkına geldim. Parkın ismi Parco Ciani. Lugano'da gördüğüm en güzel manzara bu olabilir. Kuğular burada gölde yüzüyor. Aynı zamanda çocuklar vardı. Kuğular çocukların etrafında yüzüyordu. İnsana çok alışkınlar. Şurada az önce dediğim gibi çok etkilendiğim bir şey oldu. Çocuklar göle girerken kuğular etrafına geldi. Çocukların etrafında böyle yüzdüler. Bir tanesi de gölden çıkıp geldi yanıma dışarıya. Onu da kameraya çektim zannediyordum. Az önce adamın birinin buradan geçtiğini gördüm. Şimdi ben de deneyeceğim. Bakalım geçebilecek mi? Bayağı kolaymış ya. Kocaman kocaman yatlara hiç bunu değişmem yani. Bende çünkü bir yelkenli hastalığı var. Hiç anlamadığım bir şeyin hastalığı oluştu. Nasıl oluştuysa. Eğer yelkenlerden anlayan varsa şu anda bu videoyu seyreden o benden daha çok sevinmiş olabilir. Yani adamlar koymuş taşları. Zaten masayı ona göre yapmışlar. Satrançta kendine güvenen varsa beklerim. Yine aynı yere geldim, buradaki Star Wars figürlerinin yanına. Yani iki tane güzel şey beğendim. Biri bu Lugano'da, biri de öbür taraftaki kuğular yani. Zaten ara sokaklarında bayağı gezdim. Böyle çok güzel sokakları yok. Yani şehrin kıyı şeridi hariç ve kıyı şeridinin arkasındaki bir sokak hariç geri kalan sokakları bomboş ve geri kalan sokaklarında hiç kimse yok. Evet dostlar, şu anda Lugano turumuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz abonelikten çıkmayı ve dislike atmayı unutmayınız. Bir sonraki Kivisel Düşünceler videosunda görüşmek üzere.